Pek çoklarınızın bıktığı ama izlemekten de vazgeçemediği siyaseti konuşacağız ama biraz daha belki renkli bir tarafından. Çünkü siyasete sanat, kültür eli değdiği zaman daha bir hoş oluyor, daha bir renkli oluyor. Kısa bir süre önce bir sanatçı dostumuz CHP Meclis Şişli Meclis üyesi adayı olarak burada yer almıştı, hatırlarsınız, Levent Üzümcü. Şimdi de İyi Parti'den Kadıköy Belediye Başkanı adayı Emre Kınay var. Hoş geldiniz Emre Hoş Bey. bulduk, hoş Sizi herhalde hep sanatçı, oyuncu, aktör vesaire sunuyor. Artık farklı bir bulduk. sunum. Ne güzel sanat yapıyordunuz. Yıllardan beri, 10 yıllardan beri biz de hayranlıkla izliyorduk. Sağ Ne oldu? Yani sanattan bıktınız, artık ben politikacı olacağım mı olun. dediniz, yerel yönetici olacağım mı? Neydi bu dönüşün nedeni? Sanattan bıkılır mı hiç? Yani daha çok sanat olsun diye çabalıyoruz biz. Ama yapamıyoruz artık çok fazla. Yani salonlarda sıkıntılar var. Her yerde sıkıntı var. Ayrıca da insanın yaşadığı yerle de ilgili söyleyecek sözleri var. Sanatçı olunca hayattan kopuk olmuyorsunuz ki. Görüyorsunuz sizin gördüğünüz kadar, vatandaşın gördüğü kadar. Ben de görüyorum eksiklikleri. Gördüğüm eksikliklerle ilgili şimdiye kadar da hep gönüllü olarak çalışıyordum zaten. Aklınıza gelmeyecek kadar çok dernekle hem hayır gönül işi hem yardımlaşma ayağında çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum aslında birçok yerde. İşte gönüllüydüm, görevli olmak istiyorum artık. Yine de nereden çıktı? Yani aklınıza mı geldi? Aday mı oldunuz? Arkadaşlarınız mı sizi zorladı? Hani arkadan mı ittiler? Beni Nasıl bir hayatta şeydi? kimse zorla bir şey yaptıramadı Allah'a şükür. Yani hiç öyle bir durumum yok. Ama yani hikaye şöyle başladı Lütfen. özetle. Zaten ben bir protest kimliğim. Yani bildiğiniz üzere, vatandaşın da bildiği üzere. Hayatım boyunca sürekli aklıma yatmayan, topluma uymadığını düşündüğüm, bana uymayanı üstüme giydirmeye zorlandığım da hep reaksiyonel oldum. Bu yıllar içerisinde, o sizin beni izlediğiniz 10 yıllar içerisinde daha da yükseldi ve ben 49 yaşına geldim. Dolayısıyla da artık hani oyun oynamaktan öte başka şeyler de yapmak lazım. Yeni yeni şeyler söylemek lazım ve ben birilerinin, çok affedersiniz, tırnak içinde cep tekekliği değilim. Ya da bir gecede senin karar verdiğini ertesi gün göndereceğim bir noter makamı da değilim. Dolayısıyla bunları konuşuyorduk zaten hep aramızda. İşte kendi ilçemizle ilgili, hepimizin konuştuğu gibi ülkenin var olan durumu ile ilgili yeni bir şeyler söylemek lazım. Aslında hareket noktası o. Sonra bir gün Meral Akşener tiyatroya geldi. Cumhuriyet tarihinde tiyatro salonunda gördüğüm ikinci genel başkandı. Birincisi Süleyman Demirel'di. İkincisi de Meral Akşener'di. Çok ilginçtir bu durumda. Davetiye vermek istedik arayan özel kaleme. Onların hepsi bilet aldılar falan. Acaba bana mı özel diye baktım. Yok, daha öncesinde de yapmışlar böyle şeyler. Oyuna geldiler. Çok nezaketli bir şekilde oyun izlediler. Bir komedi oynuyorduk. Oyundan sonra oturduk. Bir bardak çay içecek vaktimiz vardı. Meral Bey'in, Meral Hanım'ın şeyi vardı. Programı dahilinde. O sırada şikayetlerimizi, nasıl sizinle bugün yayından önce bir araya geldiğimizde memleketin kazanını kaynattıysak onunla da kaynattık doğal olarak. Aradan işte 3 ay sonrasında konuşmuştuk, hatırlıyor 3 ay mı? musun? Hafta mı? 3 ay. Orada 3 ay. yanlış bilgiler var. Evet. 3 ay sonrasında senin hayallerin vardı ya Kadıköy ile ilgili, neler yapılabilir dediğin. Onları yapmak Teklif ister geldi. misin dedi. Evet. Enteresan. Ben O zaten genel noktada başkan siz İyi yardımcısı. Partili falan değildiniz. Hayır, ben hiçbir partili değildim. Şu anda üyesiniz. Az Şu önce anda çıkardığınız üyeyim ceketin tabii. bir tarafında Atatürk, diğer tarafta İyi Adayıyım. Parti. İyi Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayıyım. Gururla da söylüyorum bunu. Bu tiyatroya gelen ve sizle böyle bir söyleşi yapan Kemal Bey olsaydı, Devlet Bey olsaydı ya da Recep Tayyip Bey olsaydı. Çok güzel soru. Zaten üçünü hemen eleyelim. Yani Kim kaldı elenmeyen? elenmeyen bir Kemal Bey kaldı. Kemal Bey de tiyatrodan çok haz etmez. Ben daha hiç kendisini salonda görmedim. Anladım. Gelmezdi yani. Ne Ya bugüne kadar kadar düşündünüz tekliften sonra? Ya ben bunu valla yapabilir miyim? Bir çok sürü az şey süren konuşuyoruz vardı. ama. Heyecanlandım çünkü ben Sibel Yanık Ömeroğlu kurucu ve genel başkan yardımcısı tanışıklığımız vardı. Onun aracılığıyla Meral Hanım iletti bu teklifi bana. Ben heyecanlandım tabii. Yani istediğim de bir şeydi aslında. Bir şeymiş. Kendimi hazırlıyormuşum. Ben yıllardır, bir de sonra konuşunca bunlar da çıktı. Vaktimiz çok yok. Oralara giremeyebiliriz ama
kızıma sormam lazım, aileme sormam lazım dedim yani. Onları sormadan böyle bir şey yapamam. Onlar da desteklediler mi? Ondan sonra onlar da desteklediler gerçeği, işin aslı. Sonrasında bir de benim 17 yıllık bir belediyeciliğim var zaten. Ben Bakırköy Belediyesi'nde tiyatrolarında 17 yıl çalıştım. Zaten benim başlangıç oyuncu. Dostlar benim. Tiyatrosu ve Bakırköy değil mi? Başlangıç önce Bakırköy, sonra Dostlar Tiyatrosu, sonrasında da Duru Tiyatrosu. İşte 2007'de istifa ettim. Duru Tiyatro'yu kurdum 2005'te. Önce bir beraber götürmeye çalıştım. 2007'de istifa ettim ve ayrıldım. O zamandan sonrasında da belediyeyle herhangi bir makamla ilişkim kalmamıştı. Öyle bir heyecanlı oldu yani. Bizi sosyal medyadan izleyenler var. Evet. Soru değil ama bol miktarda selamlar, başarı dilekleri geliyor size. Benim bir sorum var. Biraz ilkel bulabilirsiniz ama ben sizi dostlardan baştan hatırlıyorum. Daha sonra işte Nazım Geceleri, sunuculuğunuz vesaire vesaire başka şeylerden. İlkelliği de şurada sorunun. Sanki solcu Bekliyorum. Olmalı, Emre Bey solcu olmalı derken birdenbire sağcı diye bilinen bir İyi Parti'nin içinde, üstelik önemli bir makama. İyi Parti'nin Kadıköy gibi önemli bir ilçenin. Evet. Solcuydunuz, sağcı mı oldunuz, ne oldu? Hayır, hiçbir şey olmadım. Ben kendimi tanımlarken yıllardan beridir laik, demokratik, çağdaş cumhuriyete inanan, önder olarak kendine Atatürk'ü seçmiş, onun ışığında muasır medeniyet, ama tezgahtan değil gerçekten, muasır medeniyet seviyesini hedef almış biriydim. Sol görüşlüyüm, sosyal demokratım, hatta ılımlı bir sosyalizme inandığımı da söyleyebilirim. Çok enteresan. Çok enteresan olan, Meral Hanım bunları biliyor tabii. Çok enteresan olan, buna 2019'da direnç gösteriyor olmak. Meral Hanım göstermezken sol cenahın buna gösteriyor olması. Burada bir nüans var. Bunu anlaması lazım insanların. Merkez sağ görünümlü ama merkezde bir partiden bahsediyoruz. 2 yaşında bir partiden bahsediyoruz. Üstüne konuşmaya kalksak ortalamada 4 saatte tarihini konuşabileceğimiz bir partiden bahsediyoruz. Herkesin geçmişle ilgili bir çengeli var. Geçmişi konuşacak olursak ta nereleri konuşmamız gerekir? Hatta bugünü de konuşmamız gerekir. Ama bugün gerçek olan eğilimlerin ortak değişmez paydalarda birleşerek ortak bir hayatın akışını, var olan ve alıştığımız, bizi bu küçücük odalarda röportaj yapmaya zorlayan sistemin yaratanları bulmaya ve onları ortadan kaldırmak için sesimizi çıkaracağımız mecralarda Meral Akşener gibi demokratik tekliflerle bu alanı yaratmaya çalışanlara fayda sağlamalıyız. Hı hı. Yoksa sosyal demokrasilerde mesela Sosyal Demokrat Parti var mı Türkiye'de? Ben çok şüpheli bir durum. Bence yok. Sosyal Demokrat Partilerde 10 kişi bile olsa bir şeye itiraz ediyorsa orada o itirazın gereği yapılır. Yani İYİ Parti içindeki çeşitliliğin, yelpazenin bir bölümü de bu oluyor. Kesinlikle. Sizin kimliğiniz her de eğilimdeki insanların bir arada ortak bir hedef için. O ortak hedef laik, demokratik cumhuriyet, Atatürk ilkeleri ışığında Anayasanın ilk 4 maddesini sahiplenmiş ve bunun değişmezliğiyle ilgili faaliyet gösterecek bir siyasi hareketten yani bahsediyoruz. Yani siyaset bir engel değildi. Tam asla tersinde değil. Bu da bir etkiydi. Şunu yine de sormadan edemeyeceğim. Sanatçılar genellikle duyarlı, ince insanlar, hassas insanlar, bazen de kırılgan insanlar. Çok. Siyasete girenlerin önemli bir bölümü çok da başarılı olmuyor ya da belli bir süre sonra geri püskürtülüyor. Türkiye'deki yaygın o köhneleşmiş aparat onları geri püskürtüyor. Bazıları düş kuyrukluğuna vuruyor, bazıları vazgeçiyor, bazıları devam ediyor ama benim en iyi bildiğim deneyimlerden biri Zülfü abinin deneyimi. Zülfü evet. Livaneli büyük isteklerle ve çok güçlü bir potansiyel, entelektüel açıdan, başka açılardan girdi, bir şeyleri denedi, olmadı ve şu anda girmez. Yani çünkü girilmez diyor. Bu deneyimler size bir şey söylemedi mi? Bu deneyimler bana çok şey söylüyor ama oradaki yanlışların da farkına varmış olmak lazım. Özellikle İstanbul seçimlerinde yapılan yanlışın. Eğer öyle bir ortamda bana teklif gelmiş olsaydı ben kabullenmezdim mesela. O benim şahsi kanaatim, o yanlış bir karardı. O yanlış karar bugünkü durumumuz içinde de tekrar konuşulabilir bir durum. Zülfü abiyi ben, belgeselde ben canlandırdım. Biliyorsunuz. Biliyoruz tabii. Bir dostluğumuz da vardır. Tabii. Bu benim şahsi kanaatim. Dinliyorsa da kızacaktır bana. O zamanki konjüktürde, o tehlikenin zamanında oradaki o bölünmüşlük
kendi konuma bağlayacağım bunu. Oradaki o bölünmüşlük bugünün neredeyse mayası halindeydi. O yüzden bence hatalı bir karardı. Bugün benim yaptığımsa, evet, öncelikle yaşadığım yerde iddia edildiği gibi bir refahın, hayatın sosyal olarak ve kültürel olarak var olmadığı ile ilgili tespitimin, Kadıköy'den bahsediyorum, onun var olması için çabalamaya eğilim benim. Öyle bir riskimiz de yok. Yani İstanbul'un Zülfü abinin aday olduğu zamandaki gibi bir riskimiz de yok. Çünkü iki cephe var. Hani koalisyonlar olmayacak diye getirdikleri sistemin içinde, hı hı, adı koalisyon olmayan ittifaklar kurulmak zorunda kaldı. Sistemin eleştirisini de böylelikle söylemiş olayım. Peki. O ittifakların içerisinde bir grup ittifak yapan İYİ Parti ve CHP var. Merkezde Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Yani benim olduğum tarafta, o tarafı destekliyor. Kadıköy'de bir demokrasi örneği veriyoruz biz. İki parti iki aday çıkartıyor. Burada bir oy bölünmesi falan söz konusu değil. Zaten öbür tarafın esamesi okunmuyor Kadıköy'de. Öbür taraf? Cumhur İttifakı'nın. Cumhur İttifakı. Evet. Yani %16 artı %13'te %20 yani kazanmak İYİ Parti için. Yani İYİ Parti ile CHP de tek bir adayla birleşseydi daha güçlü olmaz mıydı? Neden böyle bir pakta ihtiyacımız var? Demokrasi bu demek mi? Demokrasi birisi seni yer diye korkutup öbürüne zorunlu kılmak mı? Eğer senin sunduğunu ben kabul etmiyorsam benim seçeneğim olmadığı için sandığa gitmemeyi mi seç? Yani bazı kentlerde olan, hatta yerel daha alt düzeylerde olan, aynen, tek aday çıkarma şeyi burada olmayabilir. Buranın şartları olmayabilir, farklı olabilir. Çünkü 80'e 20 bir pakt var. 20 hadi olsun 23, 24 kazanmak için gereken 37. Ben 20 alsam CHP 50 alacak, 60 alacak. Ben 30 alsam CHP alacak 40. Ben İYİ Parti olarak 50 alsam alacak CHP 30. Belki kendinin farkına varır. Belki yaptığı yanlışları görür. Belki muhalefette daha güçlü beraber ses çıkarır. Belki eleştirinin dönüşüme yönelik bir faydası olduğunu anlar biz kazandığımızda. Ama herhalde siz de oyları böleceksin, niye çıkıyorsun vesaire eleştirileriyle karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyorum ve zerre kadar matematiksel olarak, hı hı, mümkün olmayanı konuşmanın hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum. Bunu artık konuşmanın bir manası yok. Kadıköy'de Cumhur İttifakı'nın, hele ekonomi bu kadar berbatken, hele kentsel dönüşüm diye yarattıkları garabette menfaat sağladıkları insanlar çantalarla 106 bin tane insanın mağdur edilmesine sebep olmuşken, hele çarşı paza Kadıköy çok mutlu kent denilirken gelir geçim sıkıntısı çeken 220 bin vatandaş olduğunu gözlerimle şahit olup şu anda her gün daha fazla bilgiyle donanıyorken, evet, bu durumda bile eğer bu ülkenin hele Kadıköy gibi örnek bir yaşam alanında o tarafa oy vereceğini ve bu tarafında ben olarak oyunu böleceğini düşünüyorsa gerçekten bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuş. O zaman ya CHP'nin adayı kesinlikle istemediği kimse kazanamaz kazanacak Kadıköy'de. Ya da siz, ya CHP adayı kazanacak ya ben İYİ Parti adayı olarak kazanacağım. Sizin tahmininiz ne, kim kazanır? Ben kazanacağım tabii ki. Yüzde kaç ihtimal veriyorsunuz? Kendinize? Anket sonucunu açıklamayacağım. Güzel soruydu. Az daha dışı yedim. Anket sonucunu açıklamayacağım ama gayet öndeyiz ve iyiyiz. Ben de diyorum ki eğer kaygınız varsa bölmeyin oyu. Toparlanın ben de. Böyle bir seçim çağrısı oldu burada. Evet, toparlanın. Peki, ben de yine de hadi ben bir kötü soru daha sorayım. Diyelim ki bir kaybettiniz. Şey, hep kötü soruları sorun. Diyelim ki kaybettiniz. Ne yaparsınız? Kadıköy yani için sizi çok iddialı gördüm. Bu iyi, heyecan verici de bir şey. Enteresan. Diyelim ki kaybettiniz. Kadıköy için üzüleceğim. Çünkü Kadıköy yapacağım birçok şeyi görememiş olacak. Benim siyaseten bir hırsım yok. Siyasetin bir meslek olduğunu da düşünmüyorum. Siyaset benim için şu andaki tanımı, yaşadığım kenti söylendiği gibi bir kent olmadığını gösterecek icraatlar yapmak. Ve sanata devam edeceksiniz. Sanatınıza, oyunculuğa devam ben edeceksiniz. Oyununa devam edeceğim. Devam eğer başkan seçilirsem... Orada da ben de kendime de kötü bir soru sorayım sizden. Buyurun, yardımcı olun. Yahu oyuncusun sen, tiyatron olacak, film çekmeyecek misin? Sorsana mimar olana da yarım mı bırakacaksın binayı diye. Sorsana avukat olana dosyaların yarım mı kalacak diye. Tabii ki doğal olarak belediye başkanı olduğumda ara vereceğim, mecburum. 500 bin insana yakın insanın yaşadığı bir yeri güzelleştirme sevdasından ya bahsediyoruz. Bir ay, üç ay, beş ay neyse ama Emre Bey, 5 yıl ara verilir mi en sevdiğiniz işe? Verilir. Verilir. Eğer orada Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi gibi yıkılanın yerine Kadıköy gibi bir örnek kente kurmak gibi bir hayaliniz varsa ne olur ki ben öyle bir 2500 kişilik bir kongre salonu altında tiyatro salonları,
kısa film atölyeleri, film kütüphanesi, yukarıda Wi-Fi serbest insanların çalışacağı bir yer yapacaksam o 5 yıl tiyatrosuzluğa razıyım ben. Eğer trafik sorunu çözeceksem, eğer Kurbalıdere'de şeydeki gibi, Amsterdam'daki gibi tekneler yüzecekse, Yılmaz abiye, Yılmaz Büyükerşen'e tanınan imkan bana tanındığında, Eskişehir'in olduğu halde bir Kadıköy'ü göreceksem ben çıktığımda, o da bir sanat eseri olmuş olacak. Çünkü ben 5 yıl tiyatro yapmamış olmakta kaldım. Tam trafik dediğiniz anda benim şöyle bir sorum vardı. Emre Bey tabii sanatçı, onun için de proje deyince kültür merkezi, sanat, kültür vesaire, ama trafiği var, ekolojik şeyleri var, bir sürü varolu var. Bu açıdan projeleri nasıl, hazır mı belediye başkanlığına? 1-2 dakika sıralı anlatayım o zaman. İlk 23 günde yapacağımız ilk şey, belediye binasının çevresindeki o demirli bir duvar var. Yıllardan beri beni rahatsız eder. O duvarı kaldırıp 23 gün içerisinde oradaki taşları da kaldırıp, çimlendirip orayı 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Meydanı. Onun esprisi o. Yoksa bazıları 2071'e ilişkin planlar yapıyor. Siz 23 gün diye açtınız. Yok. O gerçek bayramla, ulusal bayramla ilgili. Ulusal bayramlarımızı layığıyla kutlamak için örnek Kadıköy projelerinden biri bence bu. Bir de kentin meydanı yok. Olması lazım. O meydanın adı da Ulusal Egemenlik. Hatırlatma babında ve çocuk meydanı olduğunda, üstelik de aynı zamanda 3 tane mahallenin de deprem toplanma alanı yok. Orada deprem toplanma alanı yokken o binanın o kadar geniş bahçesine belediyenin ihtiyacı yok. Oraya halkın ihtiyacı var. Halka ait olan her şeyi halka teslim etmek lazım. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ni söyledim. Çok kolay, yerini bile tespit ettik neredeyse. O kadar da zor işler değil gerçekten bu işler. Onun dışında kanalı denizden taşıdığımız pompalanan suyla Sahra-i Cedid'in arkasından Kurbağalıdere'yi su pompalayıp denize süpürmek suretiyle onun üzerinde kanal gemileriyle ulaşım sağlayacağız. Üstünde çılgın bir iki tane... Çılgın proje gibi bir şey bu. Hiç çılgın değil proje mi? Değil. Şu anda Büyükşehir Belediyesi stada kadar olan kısmını zaten bu metotla temizliyor. O açık denizden taşınan boruyu Sahra-i Cedid'e kadar uzatacaksın. Kurbanlarınız falan var mı? Olmaz mı? Size yabancı şeyler söyler gibisiniz. Olmaz mı? Ekip topladınız mı bu kısa süre? Çünkü işte bunu aslında yaptığımızda Türkiye'de çok büyük meseleyi halledeceğiz. Ben yönetici olacağım. Ben şehircilikle ilgili mimar, mühendis, yüksek mimar, sağlıkla ilgili profesör, doktorlar, çocuk sağlığıyla ilgili bütün politikalar onlarla oturulup günlerce kafa patlatılarak yazıldı. Evet. Bunların mümkün olabilme ihtimali olmasa söyleyemem ki. Teleferik kuracağız Kadıköy'e. Teleferik. E5 ile deniz arasında dikdörtgen bir kent Kadıköy, biliyorsunuz. İlkini Rıhtım'la stadyum arasında yapacağız ve buna mesela fonlarımız var ve hazır bu fonlar, çünkü yenilenebilir enerjiyle çalışan sistemlerin tamamına fonlar var. Evet. Çok kolay yapması, yani imalatı kolay değil ama yapımı imkansız değil. Çok kısa sürelerde montajla halledilebilecek şeyler. Akülü faytonlara itirazı olan olur mu? Akülü faytonları kent içinde dolaştırdığınızda, o sadece Bahariye'de olan tramvayı, o tarihi tramvayı her yere taşıdığınızda, 21 mahalleye belirli noktalarda taşıdığınızda, E5 ile deniz arasındaki kültürel farkı da kentsel dönüşümde hukuki destek sağlayacak birimleri oluşturarak, çünkü oluşumunun sebebi ve çözümünün noktası da Kadıköy Belediyesi olamaz. Çünkü imzaları atmışlar, inşaatçılar kaçmış, vatandaş mağdur. Mağdur olan benden yana. Benim ilçemin insanları onlar. Onların mağduriyetini çözebilecek ancak hukuki destek verebiliyoruz. Ama şu yalanı söyleyenleri kanmaması lazım Kadıköy'ünün. Ben bu problemi çözerim. Çözemezsin. Hukuki destek verebilirsin. Ama çünkü sorunu yaratan sen değilsin. Sorunu yaratmadığın için sen de çözemezsin. Bu yalan bir siyasi vaat olur. Ben siyasi değilim. Yalan vaat söyleyemem. Öyle bir şey yok. Peki sizinle ilgili... Kadıköy plajlarını da yapacağız bu arada. Bak, mutlu olacağım bir şey de söyleyeyim. Harika. O kadınlar plajıdır, Caddebostan plajlarıdır. Halka uygun, kamuya açık. Kamu görevlilerinin daha ekonomide paylaşabildikleri. Daha 101 proje geliştirdik. 5 yılda öncelik sırası ihtiyaca göre değişen. Yaş alanlara, yani yaşlı denilen ama biz yaş alan diyoruz. Yaş alan 60 yaş üzeri 85 bin insana evinde huzurlu oturacağı ama evde oturmasını istemediğimiz, hayatın içine dahil olması için neredeyse elinden tutup sokağa çıkaracağım. Tıpkı dünyada olduğu gibi
gönüllülerle, kütüphanelerde ya da bizim zamanımızda hikayeleri anlatabileceği alanlar açarak kaynaşmalarını, kültürün de sürekliliğini sağlamak için yapacağız. Bunları hep anlatıyorsunuz Kadıköylülere değil mi? Hepsini yani sokaklarda, iş yerlerinde. Hepsini ne anlatıyorum. Kadar görüşmeniz oldu şu ana kadar? Kaç kişiye uzandınız? Kaç kişiye dokundunuz? Vallahi sayısını bilemiyorum ama sen pazarlarının yarısından çoğuna gittim. Arası 18 bine yakın sokağı var. Belki daha fazla. Nasıl gördüğünüz ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Ben hani anket sonuçlarını görsem sadece ya derim ki yani sokakta böyle ama anket sen bana diyorsun ki yüksek çıkmış. Hayır, sokaktaki de böyle. Sokaktakiyle ilgili bir kötü bir şey daha sorayım. Ya acaba o ya aktör, büyük aktör, yakışıklı aktör Emre Bey'le adayımız, onu ayırabiliyor musunuz? Yani ayırabileceğimi düşünüyorum ama Kadıköy halkı sağduyuludur. Yani diğer ben 4 ilçesinde daha hayatımı geçirdim İstanbul'un. Yani Beşiktaş'ı bilirim, Cihangir'de oturdum bilirim, Küçükçekmece'de 20 yılımı geçirdim bilirim, Bakırköy'ü bilirim. Kadıköy halkı sağduyuludur. Yalan söylemeyi beceremez. Açık yüreklidir. Mesela şöyle şeyler oluyor ama zor soruyorum diyorsunuz ama mesela kötü soruyorum. Kötü soruyorum diyoruz ama böyle yapıyor bazen. Sonra diyorum ki dur. Çektiğin hiçbir sıkıntının sorumlusu ben değilim. 1,5 yıllık partinin geçmişi var. Bir sene 8 aylık 9 aylık. Ben de daha yeni kolları sıvadım. Bana nedir öfken diyorum yani. Bana niye kızıyorsun? Ben senin kızdıklarını çözmek için talip oldum. Deli miyim yoksa? Bunları gördüğümde, senin de gördüğünde mutlu olacağını biliyorum. O yüzden soyundum bu işe. Yoksa hakikaten akıllı adamı yapacağız. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi Türkiye rejim değişti. Tek adam her şeyi vesaire vesaire. Ha? Ondan sonra işte Kadıköy'de ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsunuz. Kulağa da hoş geliyor da neyi ne kadar yaparsınız? Bir, ikincisi bazı adaylar, iktidar adayları şey diyor. Ben orayla dostluk kuracağım, sarayla çok daha rahat fon alırım, çok daha. Siz bırakın dostluk kurmayı, davalık oldunuz. Evet. Saraylarla bağ kurularak iş çözülseydi Kadıköy'ün kentsel dönüşüm problemi olmazdı. Kadıköy'ün kentsel dönüşüm problemi bitmişti, çözülmüştü. Şu anda herkes evine yerleşmişti. Kentsel dönüşüm bir tane sorunu taşımıyor ki yanında. Siz o binayı yıktığınızda çıkan asbestin kokusunu ne yapacaksınız? Oradaki astım hastası çocukları ne yapacaksınız? Yaşlıları ne yapacaksınız? Kentsel dönüşüm, kentsel katliam ve başkalaşım yani metamorfoz halinde devam ediyor. İnsanı düşünmeden yapılan bir kentsel dönüşümün bunu anlayabilecek sanatla uğraşan insanlar. Buna baktığımda ben aday olduktan sonra bu görüşe sahip olmadım ki. Ben orada yaşarken de bu görüşe sahiptim. Emre Bey, seçildiniz ve sizi saraya davet ettiler. Gider misiniz? Hayır, gitmem. Neden? Halka açık yerlerde görüşürüm tabii ki. Benim sarayla bir işim yok. Ben Kadıköy ama şeye giderim. Yani Ekrem İmamoğlu kazanacak bence. Yani sonuçlar da onu gösteriyor ama tutun ki Binali Bey kazandı. Sempatik, esprili bir insan. Kalkar ona giderim. Binali Beyciğim derim. Siz kampanyanızda diyordunuz ki bizim Rıhtım'ın kenarındaki otobüs duraklarını kaldıracağım diyordunuz. Şimdi ben kazandım. Sizin de vaadinizdi. Sizin adayınız kaybetti. Bana yardım edeceksiniz. Hadi abi bunu beraber kaldıralım diyeceğim. Onu derim ama benim Kadıköy'de sarayla ilgili bir talebimin olacağını, sarayın da açıkçası benimle ilgili bir talep olacağını sanmıyorum. Peki son soruya kısa cevap rica edeyim. Gerçekleştirmeyi en çok istediğiniz şey nedir? En büyük hayaliniz nedir? Bununla bitirelim. En çok şu 23 Nisan'da o meydanı İstiklal Marşı ile beraber açmak çok mutlu edecek beni. Onun akabinde de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ni açtığımız gün muhtemelen sabaha kadar ağlarım. Peki. Çok teşekkürler Emre Bey. Enteresan bir söyleşi oldu. Emre Kınay'dı konuğumuz. Sanatçı Emre Kınay'dı belki ama bize siyasi ve bir yerel yönetici adayı olarak konuştu. Neden aday olduğunu, neler yapmayı düşündüğünü, hayallerini anlattı, paylaştı. Sağ olsun. Bundan sonra da izleyeceğiz seçimin nasıl biteceğini. Eğer kazanırsanız bize şunları demiştiniz diye de belki bence görüşürüz bir ara. Bence bir sene sonrasına randevu ulaşalım. Peki. Siz de çünkü muhtemelen daha yükselen. Bence bir sene sonrasında bir daha randevu verin bana.
Estağfurullah. Sizi de daha gelişmiş bir binada, daha iyi şartlarla konuk olacağım bir binada göreceğime eminim. Bu bizim eminim. Küçük stüdyomuz. Hayır, sizin şartlarınızın da düzeleceğini biliyorum. Çünkü Türkiye'de bir buçuk yılda çok şey değişecek. Anladım. Bayağı iyimsersiniz. Harika. Bu iyimserlikle bitirelim o zaman. Çok teşekkürler. Yeni konuklar ve yeni konularla tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.